Sanatçılarımızı sahneye davet ediyoruz. Yeah.
karşılığına. Peygamber gökte güneş, onlar yıldızdı, aydı. Tek dertleri Allah'tı, varsa yoksa davaydı. Onlar çok bahtiyardı, sanki her şey rüyaydı. Asr-ı saadetin, asr-ı saadet adlı zamanın sahibiydi. En yüce faziletin zirvesi sahabiydi. Onların sayısı az, düşmanları hadsizdi. Saltanat, ordu yoktu, pek çoğu kimsesizdi. İşte bu kahramanlar küfrün başını ezdi. Dağlar gibi sarsılmaz imanın sahibiydi. En büyük sadakatin zirvesi sahabeydi. Evet değerli misafirler, şimdi de Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh konulu konuşmalarını yapmaları için İttihat Genel Başkan Yardımcısı Sayın Molla Beşir Şimşek'i huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun hocam. Evet, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, kısa bir şekilde hemen hayatını okuyayım. Asıl adı Amir bin Abdullah el-Cerrah'tır. Kureyş kabilesinin Fihr oğullarındandır. Yani Peygamber Efendimizle 10. kuşakta akrabadır. Hazreti Ebubekir vasıtasıyla Müslüman olmuştur. İlk 11 Müslümandan olduğu rivayet edilmiştir. Yani sabikun el-evvelindir. Mekke'de okuma yazma, o tarihte okuma yazma bilen 10 kişiden, takriben 10 kişiden, 15 kişiden birisidir. Cennetle müjdelenen ashabın içerisindedir. Lakabı Eminül Ümmedir, ümmetin emini. Diğer bir lakabı Emirül Umaradır. Habeşistan'a hicret etmiş, akabinde 7 yıllık bir hicret ten sonra dönmüş ve Medine'ye hicret etmiş, iki hicreti yaşayan bir kişiliktir. Peygamberimiz Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatını geçirmiştir. Adeta Peygamber Efendimizin gölgesidir. Her gazvede, her seriyede, her ortamda, her şartta Peygamber Efendimizin yanı başındadır. Ondan ayrılmamıştır. Mekke'nin fethinde, Mekke'ye girişte, İslam ordusu Mekke'ye girerken 4 koldan giriyor. Bu kolların birisinin komutanıdır. Bir diğer özelliği de kıymetli misafirler, kervana başladığı gibi aynı yarışı hiç tökezlemeden bitiren kişidir. Yani iman ettiği gibi ruhunu aynı hızla, aynı gayretle bitiren
bir kişiliktir. Şımarmamıştır. Bunları ileriki dakikalarda hatırlatacağım inşallah. Tabii bu güzide hayatı kısa bir zaman içerisinde gerçekten sıralamak mümkün değil. Ben o yüzden her ashabta olduğu gibi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir ashabında çok farklı güzellikler vardır. Ama bütün bunlara rağmen her birisinde farklı bir özellik öne çıkmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in sıddıklığı gibi, Hazreti Ömer'in adaleti gibi, Hazreti Ali'nin ilme verdiği kıymet ve ilim çerçevesinde yaşadığı gibi, Hazreti Osman'ın hayası gibi, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ta da önemli bazı özellikler ön plana çıkıyor. Tabii ki bunların başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği eminül ümme, ümmetin emini güvenilirliği. Şimdi özellikle zamanımızda buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir hakikattir. Güven sahibi olmak, emin olmak, kendimize karşı, ailemize karşı, sevdiklerimize karşı, kolu komşumuza karşı, insanlığa karşı, kainata karşı güven sahibi bir insan olabilmek. Ne kadar da bugün ihtiyaç duyduğumuz bir husus. Zira bugün hayatın hiçbir alanında maalesef güven diye bir şey neredeyse kalmamış. Bütün sorun ve problemlerimizin kaynağında da yine güvensizlik hastalığı mevcut olduğu bir zamanda Hazreti Ebu Ubeyde'nin o güvenilirlik vasfına bugün ne kadar çok ihtiyacımız var. Evet, şimdi Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatındaki güzel noktalara eğer böyle değinmek istersek, her şeyden önce şunu söyleyebiliriz. Ebu Ubeyde bin Cerrah en sevdiğine bütün sevdiklerini feda eden bir kişiliktir. En çok kimi severdi? Allah ve Resulünü severdi. Allah ve Resulüne iman ettiği andan itibaren bütün sevdiklerini bu uğurda feda eden bir kişiliktir Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bakın, biz bunları söylerken çok kolay söylüyoruz. Ama lütfen bunları dinlerken veya okurken veya yazarken lütfen bunun pratiğini de düşünelim. Acaba biz bu işin neresindeyiz? Bu güzel vasıflardan ne kadar uzak veya ne kadar yakın olduğumuzun hesabını yapalım. En sevdiğimize, en sevdiğimizi iddia ettiğimize sevdiklerimizi feda edebilmek. Değil mi? Telaffuzu kolay. Sevdiğimiz Rabbimize, sevdiğimiz peygamberimize, sevdiğimiz dinimize, sevdiğimiz inancımıza sevdiklerimizi bu uğurda verebilmeyi göze almak. İşte Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın böyle bir özelliği var. Bir hicret yaşamış, ikinci bir hicreti yaşamış. Efendime söyleyeyim, yeri gelmiş işkencelere maruz kalmış. Niye? Ebu Ubeyde bin Cerrah okur yazar bir insandı. Ondan dolayı iman ettiği gibi o bilgisiyle, o kültürüyle çok açık bir şekilde İslam'a hizmet eden bir sahabedir. İmanını gizlememiştir. Ve çok azılı bir müşrik babanın evindedir. Ebu Ubeyde bin Cerrah kılıcı çok iyi kullanan bir kişiliktir. İlmin yanında pek çok özelliği vardır. İyi at sürendir, iyi kılıç çekendir, iyi ok atandır. Pek çok güzellikleri olan bir kişilikten bahsediyorum. Babası da rivayetlere göre Ficar savaşlarında komutan olan bir kişiliktir. O yüzden her yönüyle iyi yetiştirmiş. Ve bütün bu güzellikleriyle iman ettiği andan itibaren imanını gizlememiş, dinine, inancına, inandığı değerlere açıktan hizmet ettiği için de çok çabuk işkencelere, eziyetlere maruz kalmıştır. Bütün o şanların, şöhretlerin, unvanları bir kenara bırakmış,
inancı uğruna, sevdiği uğruna Habeşistan'a hicret etmiş. 7 yıl orada kalmış, gelmiş Medine'ye hicret etmiştir. O yüzden sevdiklerini inancı uğruna feda eden bir kişiliktir. Sonra hayatına bakıyoruz. Hicretten sonra müşriklerin Mekke'yi de Medine'ye gelip orada Bedir savaşını hatırlıyoruz. Ve hemen orada yine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı görüyoruz. Biliyorsunuz Medine harbi akraba harbidir. Baba oğul savaşıdır. Kardeş abe savaşıdır. Amca kuzen savaşıdır. Yani böyle bir savaş. Düşünebiliyor musunuz? Bu din bize nasıl gelmiş? Hangi fedakarlıklarla gelmiş? Hangi bir mücadele şekliyle gelmiş? Bilirsek kıymetini biliriz. Bilirsek o uğurda hizmet ederiz. Bilirsek bu uğurda ter dökeriz. Onlar kan dökmüş, onlar can vermiş, onlar hayat vermiş, her bir şeylerini vermişler. Biz hiç olmazsa biraz ter döksek çok değildir diye düşünüyorum. Ve Bedir'de Ebu Ubeyde bin Cerrah ne yapıyor? Babasıyla karşı karşıya geliyor. Babasıyla, rivayetlere göre babasıyla vuruşmamak için yol değiştiriyor. Bir, iki, üçüncüsünde kendisini kurtaramayacağını anlayınca inancıyla babası arasında kaldığında hiç tereddüt etmeden babasına kılıç çekiyor, babasını yere seriyor hiç düşünmeden. Böyle bir kişilik Ebu Ubeyde bin Cerrah. Evet, kıymetli Müslümanlar, aynı şekilde Uhud'a geliyoruz. Uhud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın kısa geçiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yanaklarına miğferinin halkaları bir kılıç darbesi sonucu giriyor. Peygamber Efendimiz eziyet çekiyor. Orada bakıyoruz Ebu Ubeyde bin Cerrah o halkaları çıkarmak için dişlerini kullanıyor ve iki dişini şehit veriyor. Sevdiği uğruna sevdiklerini vermek. Aynı şekilde kıymetli Müslümanlar, biz Ebu Ubeyde'nin hayatına baktığımız zaman dediğimiz gibi yarışa başladığı gibi bitiren, tökezlemeyen bir kişiliktir. İman ettiği andan itibaren her türlü makamı, her türlü makamı görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke girişinde komutandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir savaşında kahramandır. Uhud'da birkaç kişiyle beraber Peygamber Efendimiz'i koruyan bir heyetin içerisindedir. Bütün canı pahasına 14 kişi kalmıştır Peygamber Efendimiz'in etrafında. Onlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok seriyelere onu komutan olarak göndermiştir. Peygamber Efendimiz'in hemen yanı başındadır gazvelerinde. Bütün bu makamları görmüş, yeri gelmiş Peygamber Efendimiz bütün sahabenin tercih ettiği, canını ortaya koyduğu uğruna bir işte eminül ümme vasfını kazanmak isteyen bütün sahabelere rağmen ve eminül ümme unvanına kavuşan bir kişiliktir. Ama bütün bunlara rağmen yeri gelmiş, bakın yeri gelmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seriyeye Amr İbnül As'ı komutan olarak gönderiyor. Yardıma ihtiyaç oluyor. Akabinde Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı yardımcı kuvvet olarak gönderiyor ama komutanlığı da ona veriyor. Ve gittiği zaman ne oluyor? Peygamber Efendimiz'in emrini söyleyince Amr İbnül As bunu kabul etmiyor. Hayır, komutan benim diyor. Ashab diyor ki biz oradaydık. Resulullah komutanlığı Ebu Ubeyde'ye verdi. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah bu durumu görünce Peygamber Efendimiz'in onu gönderirken sakın Amr ile ihtilafa düşme ifadesini hatırlıyor ve diyor ki ne diyor? Durun diyor. Ben de sizler de Amr'ın emrinin altındayız diyor. Yine sevdiği uğruna, inandığı değer uğruna komutanlıkmış, makammış, mevkiymiş. Bir anda feda eden bir kişilik olarak görüyoruz. Oysa Amr İbnül As Mekke'nin fethinden kısa bir zaman önce Müslüman olmuştur. Uhud'da, Bedir'de pek çok efendime söyleyeyim savaşlarda
Peygamber Efendimiz ve ashabla mücadele eden, Müslümanların şehadetine sebep olan bir komutandır. Buna rağmen Ebu Ubeyde bunu demiyor. Demiyor ki sen kim oluyorsun? Ben Müslüman olduğum zaman sen ne haldeydin? Sen daha dün geldin. Bugün diyorsun ki ben sana komutanlık edeceğim. Resulullah'ın ifadesini yere koyuyorsun demiyor. Müslümanların maslahatı, Müslümanların vahdeti, ümmetin birlikteliğini her şeyin üstünde tuttuğu için diyor ki ben de sizler de Amr'ın emrindeyiz. Böyle bir kişilik. Bu örneği bir başka yerde görüyoruz. Halid bin Velid'le beraber yine böyle bir durumla karşı karşıya geliyor. Ebu Ubeydullah İbnül Cerrah, Ubeydullah İbnül Cerrah Şam diyarındadır. Halid bin Velid de Irak diyarında her biri bir komutandır. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın bulunduğu mevkiye Efendim söyleyeyim yardım ihtiyacı hasıl oluyor. Peygamber o zaman Ebu Bekir radıyallahu anh halifedir ve Halid bin Velid'i ona yardımcı olarak gönderiyor ve onu gönderdikten sonra genel komutan tayin ediyor Halid bin Velid'i. Halid bin Velid yine Amr İbnül As'la beraber Müslüman olmuş bir kişiliktir ve Ebu Ubeyde İbnül Cerrah bunu zerre kadar dert edinmiyor, ona itaat ediyor, onun emrinde savaşlar yapıyor. Böyle bir kişilik, yani makamı, mevkiyi, şanı, şöhreti, geçmişi zerre kadar düşünmeyen, asıl düşüncesi, davası olan, inancı olan, sevdiği şey olan, buna kurban eden bir kişilik olarak biz nev olarak böyle bir kişilik olarak görüyoruz. Aynı şekilde Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı nasıl bir özellikle tanıyoruz kıymetli Müslümanlar? Sorun çıkaran değil, sorun çözen bir kişilik olarak görüyoruz. Bugün hepimizin buna çok ihtiyacı var. Bakın, sorun çıkaran bir kişilik değildir. Neredeyse orada çözüm üretici olarak görüyoruz. Mesela Hüdeybiye'de, Hüdeybiye anlaşmasında Hazreti Ömer'in o Ömervari tavrıyla ya Resulallah sen nasıl böyle bir anlaşmayı kabul ediyorsun diye tepki gösterdiği zaman Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ey Ömer, ey İbnül Hattab dur bir şey daha söyleme vallahi senin helakinden korkarım diye onu uyaran bir soğukkanlıkla görüyoruz. Aynı şekilde yani bakın şeyde görüyoruz. Nerede onu yine bu şekilde görüyoruz? Habat seriyesi diye bir seriye var onların hayatında. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle bir sefere gönderiyor. Bu sefere gönderirken beraberinde 300 kişilik bir asker var. Bir hafta kalacakları bir hesapla onu gönderiyor ama iş değişiyor ve bir ay kalıyor. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara verdiği erzak bir haftalıktır. Yani bir poşetlik bir hurma veriyor onlara 300 kişiye. Ve Ebu Ubeyde bin Cerrah bunları alıyor. O askerleri o meşakkatin içerisinde ne yapıyor? Bir ay boyunca bir sıkıntı yaşatmadan o insanları idare ediyor. Ta ki Allahu Teala onlara yardımını gönderinceye kadar bu şekilde bir idarecidir. Nerede varsa orada onun sulh sahibi olduğunu, çözüm sahibi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kıymetli Müslümanlar, mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sırasında daha mübarek naşi yerdeyken, yani orada bakıyoruz ki Ensar bir araya gelmiş, halife seçecekler diye haberini alıyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le beraber olay yerine intikal ediyor ve büyük bir fitnenin önüne geçerek o zekasıyla aklıyla Hazreti Ebu Bekir'e ben kısa bir şekilde söyleyeyim Hazreti Ebu Bekir'i halife seçerek büyük bir musibetin önüne geçiyor. Yine bakıyoruz ki mesela Kudüs kapısına dayanıyor. Kudüs teslim olmak zorunda kalıyor. Hristiyanlar bunu teslim etmek zorunda kalıyorlar. Kendisi komutandır. Ama Kudüs halkı diyor ki sen
halifeyi çağır, biz ona teslim edelim anahtarları. Düşünün, komutandır, aslında orayı bitirmiştir. Biraz zorlarsa mecbur teslim olmak zorundadırlar. Ama o insanların sadece şehrini teslim almak değil, onların kalbini de teslim almak, hesaba katarak, yani bir daha büyük bir kargaşaya, bir fitneye sebebiyet vermeden Hazreti Ömer'e durumu anlatıyor ve Hazreti Ömer'in gelişiyle ne oluyor? Şehir sağ salim teslim ediliyor, barış huzur içerisinde teslim ediyor ve o insanların gönlünü bu şekilde kazanarak orayı kansız bir şekilde teslim ediyor. Yani kıymetli Müslümanlar, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın bir önemli hususu da işte itaat ve teslimiyetidir. Ona ne emredilmişse biz bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz değil, itaat etmiştir ve teslim olmuştur. O yüzden eminül ümme olmuştur. O yüzden en iyi bir sorun çözücü olmuştur. O yüzden iyi bir elçi olmuştur. Mesela belli bir aşamadan sonra artık dışarıdan heyetler geliyor, Peygamber Efendimizle görüşüyor ve bütün bu heyetlerin görüşmelerinde Peygamber Efendimizin gölgesi gibi yanında duran bir Ebu Ubeyde bin Cerrah görüyoruz. Her yönüyle ona müsteşarlık yapıyor, ona gölge oluyor, ona yardımcı oluyor ve Müslümanların işini kolaylaştırmada en büyük çabayı gösteriyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın bir diğer özelliği de dünyanın değiştiremediği insan olarak anlatılıyor. Dünya onu değiştirmemiştir. Dedim ya, her vasfa sahip olmuş. Komutan olmuş, genel komutan olmuş. Hazreti Ebubekir döneminde bir müddet Maliye Bakanı olmuş. Sonra yine komutan olmuş. Hazreti Ömer'in hilafetinde Genelkurmay Başkanlığı tabiriyle komutanların komutanı olmuş. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir orduya komutanlık yapmış. O yüzden Emirül Ümera vasfını kazanmış. Her bir amele, her bir vasfa sahip olduğu halde bir güne bir gün tabiri caizse şımarmamıştır. Son güne kadar, bakın, cennetle müjdelenen bir kişiliktir. Ama son güne kadar her birimizden daha çok acaba sonum ne olacak? Akıbetim ne olacak? Rabbimin rızasını kazanıyor muyum? Bu halimle cenneti hak ediyor muyum? Endişesiyle yaşayan bir kişiliktir. Biz bugün Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatından bu güzel hasletleri görüp de buradan çıktıktan sonra onları da kendimizde bir ahlak haline getirebilirsek ne mutlu bize. Ya Rabbi, bizi onlar gibi yaşat. Allah'ım, bizi onların ahlakıyla ahlaklandır. Ya Rabbi, onlar senin peygamberinin etrafında nasıl pervane olduysa, onun davasına sahip çıktıysa, onun misyonuna sahip çıktıysa, Allah'ım o izzeti bize de ver. Ya Rabbi, onlar nasıl gece abid, gündüz mücahid iseler, bize de bu ahlakı ver. Allah'ım bizi de bu zamanın ashabı kıl ya Rabbi. Biz de bu zamanımızda senin dinine, senin davana, senin emirlerine, senin ibadetine onların hassasiyetiyle sahip çıkmayı bizlere de nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizi de Ebu Ubeyde bin Cerrah ve diğer ashab-ı kiram gibi dünyayı dünyanın değiştiremediklerinden eyle. Allah'ım bizi de Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi Müslümanların vahdeti söz konusu olunca, İslam'ın maslahatı söz konusu olunca her türlü makamı, mevkii, her şeyini feda eden, bir anda gözünden çıkaranlardan eyle ya Rabbi. Dünyanın basit hesapları için bizi birbirimize düşürme ya Rabbi. Allah'ım onlara layık olmayı bizlere nasip et. Onların şefaatine nail olmayı bizlere nasip et. Kıyamette
onların huzuruna çıkarken utanmayacak şekilde bize bir hayat nasip et. Onlara komşu eyle cennetinde ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın, evet bunlar Peygamber Efendimizin benim kardeşlerim dedikleri kimseler olsa gerek dediği kimselerden eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.